Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın, tığ işi çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Battaniyelerden yatak örtülerine, şallara varana kadar, kırlentlere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz, yapımı zevkli olan gayet güzel bir çalışma arkadaşlarım bu. Şöyle göstereyim. Batik bir ip ve normal bir ip. Şurada şöyle bakın kullandım. Nako Vega arkadaşlarım, kahverengi olanın markası. Diğeri de ihraç fazlası olarak satılan batik iplerden kullandım. Tığım ise iplerime göre biraz kalın arkadaşlar. 4,5 milim. Şöyle göstereyim. Normalde bu ipe biraz daha ince bir tığ kullanmamız gerekiyor ama böyle yumuşacık bir dokuya sahip olması için bir tane böyle yarım milim ya da bir milim büyük bir tığ kullanırsanız böyle yumuşak güzel dokuya sahip bir çalışma elde edersiniz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi ben size şöyle söyleyeyim. Bu şekilde yaparak, şimdi şu kısmını size anlatacağım. Motif motifmiş gibi yaparak yapabilirsiniz. Ve ayrıca böyle büyük parçalar yapacağımız için böyle hepsini bir anda da bitirebilirsiniz. Bir battaniye çalışması yapacaksanız hepsini yapın. Yani bu alt taban kısmını oluşturacağız şimdi. Hep birlikte nasıl yapılıyor göreceğiz. Şimdi sayılarını vereyim ben size. 20-20-20 zincir çekerek başlayabilirsiniz arkadaşlarım. 20-20 devam ediyor. En son iki tane daha fazladan zincir çekeceğiz ki kenarlarını da, bakın şu kenarları da yapmak için. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi şimdi bir motif gibi olacak yaptığımız parça. O şekilde de yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim arkadaşlarım. Şöyle, ben ilk başta 22 tane zincir çekerek başlamak istiyorum. Çok sıkı olmayan zincirler olması gerekiyor. İpimiz zaten ince, tığımız biraz daha kalın. Böyle yumuşacık bir dokuya sahip olmasını istiyorsak arkadaşlarım, böyle çok sıkı çekmeyelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 20 tane bir model için çektikten sonra 2 tane de fazladan çektim ve 3 tane 1, 2, 3 şu şekilde aldıktan sonra devam ediyorum. 22 tane buradaki zincirimiz dahil ikili trabzanlarımızı zincirlerimizin içerisine yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın 22 taneyi son yerden de alarak tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu ipi kesiyorum. Hep ön taraftan çalışacağımız bir çalışma arkadaşlar. Bu kesme işi olduğu için böyle motif şeklinde yaparken birazcık böyle zorlanabilirsiniz. Devam edip giden de bu zorluğu yaşamayacaksınızdır. Zaten bir sıradan bir sıraya epey bir şey geçiyor. Şimdi ikinci rengimi, diğer rengimi aldım. İlkinden bu şekilde giriş yaptım ve şu şekilde çıkarttım. Şöyle. Ve arkadaşlarım, üstündeki bakın şurada ikili yerlerimiz var. Şöyle. Bunun buralardan, şu kısımlarından, şuralarından alarak sık iğne yaparak bu ipimle devam ediyorum. Şöyle. Son yerin üzerinden de aldım. Yine bir tane zincir çektim ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar, diğer ipimi aldım. Hemen bakın şu zincir, yani bağlama yaptığım yerden giriş yapıyorum.
Bu şekilde şöyle bu ipimi bağlıyorum. Buraya iki tane, yani birini bağladım, bir tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve şu şekilde yine bu defa bu öndeki yerden, bakın şöyle şu arkasındakini yapmıştık, öndeki yerden alarak şöyle bir 8 tane ilerliyorum. 3. sırada 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilerledim. Şimdi arada bir tanesini, bakın 8. şöyle geliyor. Bu sık iğnemin arka kısmından, yani burasından giriş yapıyorum. 1. Bir tane. Üzerine alıp araya 2 tane, hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Buralardan alarak. Şimdi bir tane daha tekrar sık iğnemin aynı diğerine yaptığım gibi yapıyorum. Ve devam ediyorum yine. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinciyi de aldım. Ve dokuzuncu da yine bakın üzerine alıyorum. Bunu arkada bırakmak amaçlı. Bu 9 en sondaki yerin içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum ilmeği ve bu şekilde bağlıyorum. Bakın bu tamamen arkada kalmış oluyor arkadaşlar. Yine bir zincir çektim ve ipi kesiyorum. Şimdi devam edeceğiniz için buradan devam ediyor. Bakın şurayı, şuradayız. Şöyle. Buradan devam edecek. Aynı şekilde böyle aralara İki tanesini bu şekilde üstünden yaparak devam edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3'ü tamamladık. Dördüncü sıraya tekrar geldik. Yine aynı bu kenarlardan hep aynı şekilde alarak başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle giriş yapıyoruz. Ve bu ipi de arkadan devam ettiriyoruz. 8 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 saymaya da gerek yok aslında. Buraya geldiğimizde bir işlem yapacağız. Hemen şöyle hızlıca geçelim burayı. Evet, 8.'yi yaptım. Üzerine alıyorum. Bu defa alttaki o tek sık iğnemin önde kalan kısmından alarak buraya bir İkili trabzan yapıyorum. Bu ortadaki yerleri yine bakın böyle sık iğne yaptım. Buraya da aynı şekilde ikili trabzanımı yaptım. Yine üstlerinden alarak 8 tane sık iğne ile bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi burada hemen şöyle bir tane zincir çektim ve bu ipimi kesiyorum. Diğer rengime geçiyorum. Bakın yine önden hiçbir değişiklik yapmadan ön kısımlarından alarak burayı tamamlayacağız.
Şimdi bu yeşil, yani bu renk olan yerimden hemen üstünden giriş yaptım. Sık iğne yapıyorum. Araya iki tane yine ikili trabzanımı yaptım. Ve tekrar üstten giriş yapıp diğerine de aynı şekilde devam ediyorum. Ve sona geçeceğiz arkadaşlarım. Şimdi bir diğer sırada evet, sık iğnelerle geldim. Yeşilden üzerine aldım. Ve bir tane daha buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı diğer bir önceki sıranın yaptığımız işlemi buraya da yapıyoruz arkadaşlar. İki tanesini aradan normal ördüm ve devam ediyorum. Diğer rengime geçiyorum. Şimdi 6 tane yaptıktan sonra bakın şurayı yapacağız. Buraya geçtik. Hemen bir tanesinin üzerinden bu şekilde alıyorum. Sık iğne olarak yaptım. Üzerine aldım. Aşağıya inip bir tane ikili trabzan. Sonra yine burası devam edeceği için diğer rengimle ikili trabzan için sık iğne yaptım. İki tane bu şekilde ikili trabzanı yaptım. Bunun üzerinden aldım. Sonra aşağıya inip bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne üzerinden hemen ve tekrar devam ediyoruz. İkili trabzanlarla diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla da arkadaşlarım buraya geldim. Yine üzerine aldım. Buradan alttan burada yaptığımız gibi yer çıkarttım. İkili trabzan yaptım. Kahverenginin üzerine geldim. Arada gideceği için ona ikili trabzan yapmıyoruz. Devam ediyoruz. İki tane daha.
Geldim buraya. Diğer rengimin üzerinden aldım. O devam edecek çünkü. Kahverengimi normal olarak yaptım. Burayı da aynı diğer sırada yaptığımız gibi devam ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi diğer rengime geçtim. Bir önceki sıranın aynısını buraya tekrar edeceğim. Ve bir diğer rengime, kahverengiye geçtim şimdi. Burada yine şurayı yapacağımız için bir tane yeşili arada yine bırakacağız arkadaşlar. Aynı şunun başlangıcındaki gibi. Şimdi buradan aldım. Burası normal. Devam edecek. Bu arada burası 8'den 4'e düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerinden alıyorum. Ve bunun altından alıyorum. Yine yani normal ikili trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bunlar devam ediyor zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Şu şekilde. Yani buraya burayı açmışım. Açmış oluyorum arkadaşlar. Şunu yapmak için buradan yer bırakıyorum. Ve bir de aynısını diğer tarafta da yapacağız. Şöyle hemen devam edelim. Şimdi yaptık, üzerine aldık. Hemen alttan bir tane yapıyorum aradaki gidecek kahverengim için. Sonra hemen yanındakinin üzerinden alıyorum. Sonra aynı yaptığımız gibi devam ediyoruz. 4 tane de bu tarafta ikili trabzan olarak 2 3 4. Ve bunda kenardaki yerden yine giriş yapıp burayı tamamlıyoruz. Evet, diğerini alalım hemen. Bakın 4 tane sık iğnemizi yaptık. Üzerine aldım. Hemen alttan giriş yapıyorum. Bu şekilde. Ve buraya bağlıyorum önce. Sonra hemen yanındakini ikili trabzan. Bu şekilde de burayı devam ettiriyoruz. Dört tane de sık iğnemi bu tarafa yaptım. Bunun üzerine devam ettirmiyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Sonda ikinci arada kullandığımız rengi bu şekilde kahverenginin hemen şeyini almıyoruz. O öyle kalıyor. Kenarını çevirirken
Onları da aradan kaybediyoruz. Şimdi diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. Şöyle tutundum. Burada şimdi şöyle 3 tane 1 2 3 tane alttan alarak ikili trabzanımı yaptım. Dördüncünün ise bakın üzerinden alıyorum. Yani kenar bu sık iğne yapıyorum. Şu şekilde diğerinin üzerine de sık iğne yapıyorum ve bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Yani şu anda şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Ve bir tane üzerine aldım. Aradaki kahverengi olan ikili trabzanımı yapıyorum. Burayı bitirmiş oluyoruz. Bunun tekrar üzerinden bir sonraki sırada da burayı bitireceğiz. Şöyle buraya normal aynı diğerlerinin üzerine yaptığımız gibi devam ediyoruz. 1 şöyle 2 Burada da şimdi bu kahverengi normal ikili trabzanımızı yaptık. Bunun üzerinden alıyorduk zaten. Şimdi bunun da üzerinden alıyorum. Bir hemen yanındakinin 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 Kenardaki ikili trabzanımı da yapıyorum. Motif yaparsanız yani motif olarak da yaparsanız bu kenardaki yerler sizin çok işinize yarar arkadaşlar. Devam ettiğinizde zaten iki kenarda olacak bunlar. Ve böylelikle bakın ilk yerimizi şu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Evet, buraya bunu da yaptıktan sonra yani 4 taneyi tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Sık iğne ile tamamlıyoruz arkadaşlarım. Evet, kahverengi ipimi bağladım. Hemen buradan devam ediyorum. Şu şekilde aldım. 1, 2. Bir önceki sırada 3'tü arkadaşlar. Şimdi 2 tanesini ikili trabzan şeklinde yaptıktan sonra bunun üzerine gelene kadar şey yapacağız arkadaşlarım. Şuraya gelene kadar, şu kahverengiye gelene kadar normal sık iğne yapacağız. Şöyle hemen alalım. 1 2 3 ve 4. Yani ikinci yeri de tamamlamış oluyoruz. Şöyle alalım bunu. Bakın şurayı tamamlamış olduk. Devam ediyorum. Yine bunun üzerinden aldım. 2 tane ikili trabzanı yapıyorum araya normal. Şimdi bunu normal yapıyorum. Bu şekilde üzerinden bunu alttan alıyorum. Ve diğerlerini hepsini üstünden sık iğne yaparak tamamlıyorum. Şuradan bu ikisini yine bakın şöyle aldım. Alttan giriş yapıyorum yine. 2 tane ikili trabzan
da kapatıyorum bu ucunu. 1, 2. Kenardaki yerimizi zaten artık söylemeye gerek yok. Evet, bunu bitirdik. Yine giriş yaptım, bağladım. Yine üstünden alarak sık iğneler ile devam ediyorum. Evet, burada bir tane, burada bir tane, burada iki tane yeri sadece ikili trabzan yapıyoruz. Bu kullandığımız renkli arkadaşlar. Şöyle bir, iki tane aradaki yerimizi yaptık. Sayımızı 2'ye düşürdük. Sadece bir tanesini, bakın, ikili trabzan yapıyorum kenardan ve diğerlerinin üzerinden devam ediyorum ta ki bu yere kadar arkadaşlar, şu aradaki yerimize kadar bu şekilde devam ettirip artık bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Şöyle gelelim. Bakın, üçüncü yerimizde orayı da kapattık ve böylelikle alt kısmını, yapımını tamamlamış oluyoruz. Aynı şekilde bir tanesini alta inip şöyle alıyorum ve kenar yerime geçiyorum. Şimdi bakın, şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet, bunu eğer motif şeklinde yapacaksanız bu şekilde yapıp tamamlayabilirsiniz motifi. Bir diğer parçayı yaptığınız zaman, böyle yaptığınız zaman şu şekilde çevirirseniz, bakın, burası da burası olmuş oluyor. Aralardan böyle birleştirerek motif olarak da yapabilirsiniz. Şimdi yok, bu şekilde devam edeceksen, yani uzun bir parça yapacağınız için uzun olarak devam edeceksek, tekrar üst kısmının yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Bu defa yerlerimizde değişiklikler var. Bakın, önce hemen şöyle rengimle başlıyorum. Bu arada bunu da, yani devam ettikten sonra bu kısmı tamamlayıp da şöyle bir motif olarak da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Ya da böyle bir motif yaparak da yapabilirsiniz. Eklerken sadece dikkat etmeniz gereken yer şurası olacaktır. Evet, şimdi bununla arkadaşlar bütün hepsinin üzerinden şöyle alarak ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Diğer ipime geçtim. Şu şekilde. Bunun üzerine arkadaşlarım, direkt şurayı yapacağımız için şöyle bir tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve buradan
Bir tanesini atladıktan sonra ikincisinden giriş yaparak şöyle bir tanesini ikili trabzan yaptıktan sonra şu orta yere gelene kadar hepsine sık iğne ile devam ediyorum. Ortadakileri yine ikili trabzan yapıyorum, iki tane. Şimdi bu kenara gelene kadar son bu iki tane kalacak şekilde buradan yine sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, geldik buraya. Burada yine bir tane şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Bu kenardakinin yine üzerinden alıyorum ve bu rengim ile kenardaki bağlamamı yapıyorum arkadaşlar şöyle. Bu arada kalıyor. Diğer rengi hemen geçiyorum. Buradan geldim, giriş yaptım. Bir tane daha böyle tutunduktan sonra zincir çekiyorum. Aşağıya inip bakın bu turuncu olanın içerisinden alttaki yerimden aldım ve bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Evet, bir tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra buraya kadar sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sona geldiğimde yine bu şekilde giriş yaparak ikili trabzanımı yapıyorum ve bunu burada artık bitiriyoruz. Bu rengimi bu şekilde tamamladıktan sonra diğer renk ipimi bağlıyorum arkadaşlarım bu şekilde ve bunu da sadece şu orta kısımdaki şu ikisi hariç diğer hepsini sık iğne yaparak diğer tarafa geçiyoruz bu sırada. Evet, bakın ortaya geldim. Ortadakini hemen şu şekilde ikili trabzanlarımı yaptım. Devam ediyorum. Burayı da hepsini sık iğne yaparak. Diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Yine tutundum şu şekilde. Üzerine alıyorum. Hemen ilkinin içerisinden bakın şu şekilde aldım. Ve buraya kadar, son yere kadar hepsini yani şu son yere kadar hepsinin yine sık iğne ile devam ediyorum. Son yere geldiğimde yine şu şekilde aldım ve son yerden giriş yaparak burayı tamamlıyorum. Ve hemen kenardan kahverengi ipimle giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve ilkini ikili trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki yerden hemen giriş yapıyorum. Bu şekilde ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra bu ortadaki iki olan yeri bir tane kalana kadar sık iğne ile devam ediyorum. Bir tane kaldı bakın. Hemen üzerine aldım. Alttan giriş yapıyorum. Bu ortadaki iki olan sayıyı dörde çıkartıyorum. Bir oldu. Şöyle
2, bu 3 ve 4. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru tamamlanmaya başladı. Şimdi hemen devam ediyoruz yine sık iğnelerle. Geldim. Son bir aynı buradaki gibi son bir kalana kadar buraya önce sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir kaldı bakın. Hemen alta indim. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu az önceki diğer rengimin ikili trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp hemen o kenardaki yerimi yapıyorum arkadaşlar. Ve böylelikle bunu da tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimizi alalım hemen. Buradan bir tane daha zincir çektim ve hemen giriş yapıyorum kenarından. Şimdi bunu yaptım bir. Hemen yanındaki kahverengi ikili trabzan olan yerimden üstünden giriş yapıyorum. Sonra da üzerine alıp yanına bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Bu da bizim şuramız oluyor arkadaşlar. Şurası. Onu da yapımına başlamış bulunuyoruz. Bu şekilde devam ediyorum önce. Diğer tarafa kadar arada hiçbir şey yapmadan devam ediyoruz. Buraya geldik. Bakın sonuncu yerimiz. Üzerine aldım. Hemen oradan aynı diğer tarafta yaptığım gibi bir tane yaptım. Bir tane sık iğne. Sonra tekrar bunu yaparak ip değişikliği yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi diğer ipimi geçiyorum hemen. Yine bu kenardaki bu rengimin üzerindeki yere hemen bir sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Yanındaki o ikili trabzanımın üzerine ikili trabzan yapacağım. Şu ipimi arkaya çekeyim. Şöyle. Tekrar üzerinden aldım. Böyle. Bir tane ikili trabzan yaptım. İki tane sık iğne devam ediyorum. Yine kenarlardan bakın burada 2 idi, 4'e çıktı. Şimdi birer tane daha bu kenarlardan bu tarafa doğru kaydırma yapacağız. Yani ikili trabzanlarımızın sayısını artıracağız. Şöyle 1 Yine iki tane buraya sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 Sonra bir tane üzerine alıp üçüncünü ikili trabzan yapıyoruz üzerinden. İkili trabzanımızı yaptık. Üzerinden aldık ve kenarımızı tamamlıyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi hemen diğer rengimize geçelim. Üzerine aldım. Giriş yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, sonra ikili trabzan, sonra sık iğne, yine
Buraya bakın, iki taneydi. Bir tanesine bir tane ikili trabzan ve bu şekilde devam edelim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Evet, burada iki tane olan yerimizi atladım şu anda. Evet, iki tane olan yerimizin buradakine değil, buradakine giriş yapıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine hemen devam ediyorum. Aynı şeyi bozmadan. Bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bakın, birinci yeri, yani şuradaki yeri bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine devam ediyorum aynı şekilde. Diğer ipimle giriş yaptım. Kahverenginin üzerine yine şu şekilde giriş yaparak ikili trabzanı yaptım. Bunu yapıyorum. Normal. Hemen yanındakini ikili trabzanımı yapıyorum yine. Bunun üzerine sık iğnemi yapıyorum. Ve bu araya, iki arayı hepsine ikili trabzanlarla tamamlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Diğer tarafa geçtim. Diğer tarafı da aynı şekilde yaparak tamamlayacağız. Şimdi bunu yine normal uzatmasını, yani ikili trabzanla devam ediyorum ve buranın üzerinden arkadaşlarım hepsini diğer tarafa kadar, yani şunun üzerine kadar hepsini sık iğne olarak örüyorum. Bunu arkadaşlarım bakın, şu anda burayı yaptık, buraya devam edeceğiz. Bir tane daha yapacağım için hemen üzerinden aldım. Sonra tekrar üzerine alıp, yani üst kısmına bir tane sık iğne yapıp yine aynı şekilde bir önceki sıranın tekrarını yapıyoruz. Bu da aynı arkadaşlarım. Burası da artık aynı yerlere aynı işlemleri yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bu kenardaki iki tane yaptıktan sonra bu kenara da aynı iki tane yapıyoruz ve bir diğer rengimize geçiyoruz.
Bakın üzerine hemen yerimi yaptım. Sonra buraya yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bunun üzerinden yine devam ediyorum. Sonra yanından ikili trabzanları yaparak tamamladıktan sonra diğer rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Artık orada 1'e düşmüş olacak. Yani bu tarafın, yani bu kısmın ilk başına geri gelmiş olacağız. Evet, diğer rengimi taktım arkadaşlar, hemen şöyle. Ve bununla hepsini artık burada tamamlanmış oldu. İki tane yapmış olduk. Bütün hepsini arkadaşlar diğer kenara kadar bu şekilde sık iğne ile tamamlıyoruz. Evet, kahverengi ipimi tekrar taktım. Şöyle ilkini yine bir tane daha, bir sıra daha yapacağım için bu şekilde sık iğne yaptım. Ve bu defa diğerlerinin hepsine arkadaşlar ikili trabzanlarla diğer tarafa gelip orada da bir tane bu şekilde, yani şunun üzerine gelene kadar bu şekilde ikili trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde, yani buranın üzerine hemen şöyle kenarını yaptıktan sonra giriş yapıp bir tane ikili trabzan, diğerleri sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Ve arkadaşlarım bakın, burayı da tamamladıktan sonra son bir sırada bütün hepsinin üzerine şöyle, ilki tabi şey, burası, bunun üzerine normal sık iğnemi yapıyorum ve diğerlerinin hepsini ikili trabzanlarla tamamlıyorum. Evet, sonuna geldim. Burada da aynı şekilde üzerinden aldım ve kenarında yapıyorum. Şöyle. Ve bir motif olarak bu parçayı tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlarım. Şöyle hep birlikte yaptık gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi tekrar üzerine devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani şurayı mesela motif olarak yaparsanız, hani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu küçük olduğu için ilerlemek isterseniz de yine aynı şekilde, aynı yerden, bakın şu orta kısmından yine burada yaptığımız gibi yapıp daha sonra bunu yapıp bu şekilde de devam edebilirsiniz. Sadece yanlardan şeritler halinde yapıp yanlardan birleştirebilirsiniz. Ya da bu şekilde uzun olması daha kolay mı gitti benim arkadaşlarım. Bunda her defasında alan yer kısıtlı olduğu için, bakın şöyle iplikleriniz de boşa gitmesin. Zaten böyle bir proje yapacak değilsinizdir. Hani daha büyük projeler yapacaksınızdır. Onun için böyle devam ettirerek yaparsanız dediğim gibi daha kolay olur işiniz. Bir miktar da kenar kısımlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kenar kısımlarını şöyle göstereyim size. Dilediğiniz şu açık renk iple tamamlayayım ki yapalım, daha net anlaşılsın. Bu ipleri, bu arkasında duran ipleri ben bunda o şekilde yaptım. Daha farklı da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle iki tane olduğu için zaten birbirine bağladım bunları önce. Şöyle bağladım arkadaşlar. Çıkmayacak şekilde 2-3 defa düğüm attım bunlara ve kestim bunları.
Şöyle bakın, iki tanesini birleştirip şöyle. Sıkı sıkı düğümler atarak şu şekilde kapattım ve dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz etrafında, ama bu daha bir kapatıcı oldu. Onu da ters sık iğne tekniği kullandım arkadaşlarım. Şöyle aldım ve şu şekilde önce bir tanesini aldım, sonra üzerine alıp tekrar aldım ki dolgulu dolgulu böyle dursun ve tamamen kapatsın diye. Ve arkadaşlarım, şu ek yerleri, yani birleşim yerleri, bakın şuradan, şuralardan giriş yaparak bir diğerine geçtim hemen şöyle. Sonra hemen atlıyorum, bakın diğerine. Bu şekilde de kenar kısımlarını çevirdim arkadaşlar. Tabii ki de bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Burayı dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Bakın şöyle. Farklı olsun diye o renkle yaptım. Burada da bu, burası zaten çok kolay da, bu kenar kısımlarını bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bakın düğüm attığımız yerlerde buralar. Diğer tarafta bu şekilde. Orası da kolay. Çünkü hemen kenardan giden bir yerimiz var zaten. Şöyle göstereyim. Ve böyle bir güzellik yapmış olursunuz. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en güzel, en yeni modellerle, tasarımlarla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.